Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 5. sınıf çarpma ve bölme işlemi uygulamaları konusuyla birlikteyiz. İlk önce çarpma işlemiyle konumuza başlıyoruz. Birinci sorumuz çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulalım. Buradaki işlemi görüyorsunuz. Evet çarpanlarımızdan birisi verilmemiş. 18 ile çarpma yapılmış ve sonuç 216 çıkmış. Çarpanlardan birisi verilmediğinde çarpma işleminin tersini uygulamalıyız. Yani bölme yapmalıyız. 216'yı 18'e bölersem o zaman diğer çarpanı bulmuş olacağım. Hemen yan tarafta bölüyorum. 216 bölü 18. 2'de 18 yok. 21'de 18 bir defa var. 1 kere 18 18 eder. Çıkarıyorum. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3. Burada 0. Sıra 6'da. 6'yı indiriyorum. 36. 36'da 18. 2 defa var. 2 kere 8. 16. 2 kere 1. 2. Bir de elde. 3. 36 etti. Ve bakın sonucu buldum. 12. Demek ki diğer çarpanımız 12'ymiş. Onu artık yerine yazabilirim. Yine bir çarpma işlemi. Bu kez üstteki çarpan kaybolmuş. Yok yani. Onu soruyor. Yine aynı işlem. 2024'ü 46'ya böleceğim. Ve diğer çarpanı bulacağım. Hemen yan tarafta bölüyorum. 2024 bölü 46. 2'de 46 yok. 20'de yok. 202'yi soruyorum. 4 defa olabilir. 5 defa olsa fazla gelebilir. Ya Şöyle 4 defa diyelim. 4 kere 6 24. 4 kere 4 16. 18 184 etti. Çıkarıyorum. 12'den 4 çıktı 8. Burada 9. 9'dan 8 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi 4'ü indirdim aşağıya. 184. Az önce sormuştuk zaten. 184 çıkmıştı 4 defa. Yine 4 defa var demek ki. 4 kere 6 24. 4 kere 4 16. 18. Evet cevabı bulduk. Çarpanımız 44'müş. Ve onu yerine şimdi koyabiliriz. Yani çarpma işleminde çarpanlardan birisi verilmediğinde e, tersini uygulayacağız, bölme işlemi yapacağız ve çarpanımızı bulacağız. İkinci sorumuzda verilen çarpma işlemlerinde harflere karşılık gelen rakamları bulalım. Şimdi burada dikkat edeceğiniz bir iki ipucunu sizlere söylemek istiyorum. İlk e, işlemde şöyle bir bakalım, şu diğer kalem alalım. 4 ile çarpılmış. 4 ile hangi sayıyı çarparsam 8 olur. 4 ile 2'yi çarptığımda 8 olur. Fakat 4 ile başka rakamları çarptığımda da 8 çıkabilir. Nasıl? Mesela 4 kere 2 8. Ben hemen A harfinin yerine 2 yazmayacağım. 4 kere 7 de 28, 28 olabilir. 28'in 8'i gelebilir. Ben o zaman şuradan faydalanacağım. Bakın burada 18 var. Demek ki 4 ile 4 çarpıldığında biliyorsunuz 4 kere 4 16 oluyor. O zaman 16 yazılmamış buraya 18 yazılmış. Yani elde 2 verilmiş. Ha ben o zaman buraya koyacağım A harfinin yerine koyacağım rakam 2 sayısı olamaz. Çünkü 4 kere 2 8 dediğimde elde bir sayı yok. Demek ki buraya yazacağım rakam daha büyük bir rakam olmalı. İlk aklıma gelen 4 kere 7 geliyor. Çünkü 4 kere 3 olmuyor. 4 kere 4 olmuyor. 4 kere 5 olmuyor. Bu şekilde en yakın 4 kere 7 geliyor. Bakın şuraya 7 yazayım isterseniz. 7'yi yazdığım zaman 4 kere 7 28. 28'in 8'i elde var. 2. 4 kere 4 16. 2 de elde 18. Ben zaten 18'den faydalanmıştım. Ve buraya 7 geleceğini bulmuştum. A harfinin yerine 7 yazıyoruz o zaman. A harfimizi bulduk. İşlemime devam ediyorum. Şimdi 5 ile çarpılmış. 5 kere 7 35. 35'in 5'i yazılmış. Elde var 3 kenara yazdım. 5 kere 4 20. 3 de elde 23. İşte B harfinin yerine gelecek sayımız da o zaman 3 oluyor. Onu da bulmuş oldum. Son olarak C harfimiz kaldı. C harfi zaten toplamayla gelen bir harf. 8 aşağı inmiş. 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bir, e, bunu zaten topladık. Elde var 2 oldu. 2, 3 daha 5. O zaman elde olmadığı için 2 sayısı aşağı inecek. Yani C harfimiz 2 olacak. Böylece bütün harfleri bulmuş oldum. Şimdi diğer e, alıştırmamıza bakalım. İlk çarpımımız zaten sayımız belli. 9 kere 4, 36. Elde var 3. 9 kere 5, 45. 3 de elde 48. 48'in 8'i elde var bu kez 4. 9 kere 2 18. 4 de elde 22. O zaman buraya B harfinin yerine 2 gelmesi gerekiyor. O zaman B harfinin yerine 2'yi yazdım. Şimdi sıra geldi A harfine. A harfinde yine hangi sayıyla 4'ü çarparsam 8 eder. Demek ki buraya 2 sayısını koyabilirim veya başka sayılar da yok. Ama şuradan faydalanacağım. Buraya gelecek sayı bakın şurada 50 var. Ve burada 25 var. Yani buradan çarpma yapıldığında buraya 50 olduğuna göre elde herhangi bir sayı gelmemiş. O zaman ben buraya A harfinin yerine 2 rakamını koyabilirim. Koyduğum zaman ne oluyor? Şöyle koyalım. 2 kere 4 8 elde yok. 2 kere 5, 10. Elde var 1. 2 kere 2, 4. Bir de elde 5. O zaman A harfinin yerine gelecek rakam da 2 oldu. Ve C harfini bulacağım. 6 aşağıya. 8, 8 daha 16. E C harfi kendinden çıktı. 16'nın 6'sı elde var 1. Verdik 3. 3 aşağı inmiş. Burası zaten çıkmıştı. 2, 5 daha 7. Bu şekilde işlemimizi tamamladık. Ve verilmeyen harfleri bulmuş olduk. Diğer alıştırmamıza bakalım. Yine 3 basamaklı sayıların çarpımı var. Yine devam ediyorum. 3 ile hangi sayıyı çarparsam 5 olur. Mesela 3 kere 5 15 olabilir. Ama yan taraftaki sayıya dikkat ediyorum. Mesela şuradaki 28 ile 3'ü 28 ile çarptığım zaman ne kadar olur? E, muhtemelen 80'li e, sayılara gelir. O zaman ben buraya elde 1 sayısı yeterli benim için. Yani A harfinin yerine 5'i koyabilirim. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 8 24 bir de elde 25 bakın 25'in 5'i gelmiş elde var 2. 3 kere 2 6 2 de elde 8 ve doğru rakamı bulmuş oldum. A harfinin yerine 5 sayısı gelecek. Şimdi onu bulduğuma göre devam ediyorum. B harfine geldim. Hangi sayıyla 5'i çarparsam Sonu 0 olur. Birçok sayı var. Mesela 2 kere 5 10, 4 kere 5 20, 6 kere 5 30. Ama hangisini koyacağım? Yine 28'den faydalanıyorum. 28 ile hangi rakamı çarptığımda 171'e gider. 28'i e şöyle kabaca 30 olarak hesaplarsanız 3 kere şey 6 kere 30 180 ediyor. Demek ki 6 defa olabilir. Çünkü 28 tam 30 olmadığı için 30'a yakın olarak hesapladım. Yani 170'li rakamlara ulaşabilirim. O zaman ben buraya 6 sayısını koymalıyım. Çünkü ben buraya 2 sayısını koyarsam 2 tane 28 56 eder ama burada 171 var. Çok e, uzaklarda kalmış oluyorum. Ya da 4 sayısını koyarsam 4 tane 28 112 civarlarında 112 eder. E, 171'e yine yaklaşamamış oluyorum. Demek ki ben buraya 6'yı koymalıyım. Ve 6'yı koyup deniyorum. Şuraya kenara 6 yazıyorum. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı. Elde var 3. Devam ediyorum. 6 kere 8 48. 3 de elde 51. Bakın 51'in 1'i yazılmış. Elde var 5 oldu şimdi. 51'in 1'i koyduğumuza göre. 6 kere 2 12. 5 de elde 17. Doğru rakamı bulmuş oldum. B'nin yerine 6 sayısı gelecek. B'yi de bulduğuma göre devam ediyorum. Şimdi C harfine geldik. O da toplama yapacağız. Daha doğrusu toplama yapmamıza gerek yok. Çünkü burayı unuttuk. 1 kere 5 5. 1 kere 8 8. C harfi çıktı zaten. Evet C harfi de 8 oldu. Yine işlemi kontrol ediyorum. 5 aşağıya. 5 0 daha 5. 8 9 14. 14'ün 4'ü 8 oldu. 8 8 16. Doğru rakammış. Elde var 1, 2, 2, 4. Şimdi geldik bölme işlemine. Bu kez aşağıda verilme, verilen bölme işlemlerinde verilmeyenleri bulalım. İlk işlemimizde bölen sayı yok. Bölen sayıyı bulmak istediğimizde yine ilk baştaki büyük sayımızı sonuç bölümündeki bölüm kısmındaki sayımıza tekrar bölme yapacağız. Hemen bölüyorum. 1632'yi 48'e bölüyorum. Ha burada kalan 0 olduğu için önce herhangi bir işlem yapmama yani çıkarma ve toplama yapmama gerek yok. Direkt hemen bölerek sonucu bulacağım. Bir de yok 16'da yok 163'te arıyorum. Muhtemelen e, 4 defa desem fazla olabilir. Çünkü bu 48 sayısı 50'ye yakın. 4 kere 50 200'e gidiyor. O zaman 3 defa vardır. Fazla olur. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. 144 oldu. Çıkarıyorum. 9. 5'ten 4 çıktı. 1. 0. Şimdi 192 oldu. 2'yi indirdim. Şimdi 4 defa olabilir. 4 kere 8 32. Elde var 3. 4 kere 4 16. 3 de elde 192. İşte cevabı buldum. Demek ki bölen sayımız 34'müş. Onu yerine koydum. Diğer örneğimizde ise bu kez bölünen sayı yok. Bölünen sayı yoksa ilk önce şu iki sayımızı çarpma yapmalıyız. Kalan varsa kalanı da üstüne toplama yapmamız gerekiyordu. Bunu 4. sınıfta görmüşsünüzdür, öğrenmişsinizdir. Hemen uyguluyorum. 71 ile 64'ü çarpıyorum. 4 kere 1 4, 4 kere 7 28. 6 kere 1 6, 6 kere 7 42. Topluyorum. 4 14 50 var 1 3 2 daha 5 4544 hemen ben bu sayıyı buraya yazmıyorum çünkü bir de kalanımız var kalanı da toplamam gerekiyor 4544 ile 56'yı topluyorum 10 5 5 daha 10 6 4600 o zaman buradaki sayımız 4600'müş son alıştırmalarımıza gelelim Burada yine bölen kaybolmuş fakat kalan da var Kalan olduğu zaman ne yapacağız Hani kalan olmadığı zaman bu sayıları hemen bölme yapıp buluyorduk. İlk önce kalanımızı artan miktarı Şuradaki sayımızdan çıkarma yapacağız 4227'den 2'yi çıkaracağız önce ve 4225 kaldı Şimdi 4225'i 25'e böleceğiz. Ve böylece bölen sayımızı bulacağız. Hemen bölüyorum. 42'de 25 bir defa var. 2 tane olsa 50 olur. 25 oldu. Çıkarıyorum. 7 17 oldu. 172'de 25 150'ye kadar girebilirim. 1 25 daha fazla 175 eder. O yüzden 6 defa koyabilirim. 6 kere 5 30. 6 kere 2 12. 15. 150 oldu. Çıkarıyorum. 2. 2. 0. Şunları yapmıştık. Son basamağımız. 5'i indiriyorum. 225. 8 tane 25. 200 eder. O zaman 9 tane var demek ki. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 2 18. 4 de elde 22. Ve böylece cevabımız 169'muş. Yani bölen sayımız 169'muş. Son örneğimiz yandaki kalanını bölme işlemine göre karenin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? 14 ile 13'ü çarpma yapmam gerekiyor. Hemen çarpıyorum. 3 kere 4 12 elde var. 1, 3 kere 1 3 4 1 kere 4 4 1 kere 1 1 topluyorum. 2 8 182. 182 ama buraya 182 yazamam. Kalan sayı da Hatırlarsanız 14'ten küçük bir sayı olması lazım. O zaman en büyük değeri bulmak istediğim için 14'ten bir küçük olan 13 sayısı olabilir kalanın yerinde. Şu üçgenin yerinde. 13 kalan olduğunu düşünürsek 182 ile 13'ü de toplama yapmam gerekiyor. Topluyorum. 5, 9 ve evet alabilecek Karenin alabileceği en büyük değer 195 oluyor. Biz buraya en büyük 195 yazabiliriz. Bu örneğimizle dersimizin sonuna geldik. Sizlere her zamanki gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum.